Takımdan ayrılması muhtemel isimler var. Kemik kadro bozulacak mı? Gidenlerin yerine hangi isimler transfer edilecek? Ve tabii ki Icardi'nin akıbeti ne olacak? Hatta bir izleyicimiz de yazmış ki Icardi kalır mı? Uyku uyuyamaz olduk. Yok mu bir haber? Şimdi tabii ki futbolcular tatile gitti. Kısa da bir süre zamanları var. Neler söylersiniz siz bu transfer süreciyle alakalı? Şimdi Icardi için gerçekten uykusuz geceler başlıyor. Icardi'nin şampiyonluktaki bir numaralı pay sahibi olduğunu söylemek lazım. Çok saha içi karakteri, saha dışı karakteri ilk geldiği dönemdeki birazcık o sıkıntılı süreçten sonra şunu hatırlayalım. Benim zaman zaman Cımbız'la o cümle bir Adana Demirspor maçı sonrası öncesi yapmış olduğum bir açıklamadan alıyorlar, veriyorlar. Ama hep şunu söyledim, seninle yaptığımız yayınlarda da. Icardi Galatasaray'a şampiyon yapacak ya da şampiyonluktan edecek. Ama şampiyon yapacakmış gibi. O hatta manşet vermiştik hatırlarsın sevgili Ceren. Burada Evet. şampiyon yaptı. Bundan sonra gerçekten de çok büyük bir golcü olduğunu ispatladı. Her şey Galatasaray lehine değil. Galatasaray Icardi'yi alıp yoluna devam etmek için önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde o Şampiyonlar Ligi müziğinde Icardi'yi sahaya çıkarmak için her şeyi yapıyor. Ama bir, Paris Saint-Germain'le pazarlıklar sürüyor. İki, Icardi ile. Icardi kalmak istiyor ama bir taraftan da Avrupa'dan döndürücü teklifler gelebiliyor. Milan istedi şu ana kadar. Fransa Ligi'nde bazı bir iki takımların istediğini duyuyoruz. İsim vermiyorum şimdi ama Milan'ın çok ciddi bir ilgisi olduğunu biliyorum. Icardi gibi bir golcüyü ben en son ne zaman izledim? Mario Icardi'yi izledim. Yoksa Drogba'ları izledik, Sneijder'leri izledik, Hagi'leri izledik. Çok önemli isimler izledik ama Icardi bu sezon çok başka bir seviyeydi. Şunu söyleyebilirim ki bu sezon Icardi oynadığı o 21-22 maçın 13'ünde hiç ofsayta düşmedi. Bugün onun foto maçta ben de yaptık. Pek alışık olduğumuz şey değil. Bir Burak Yılmaz örneğini vereyim. Schalke maçıydı galiba. Bir maçta 8 kez ofsayta düşmüştü. Ama Icardi 13 maçta hiç ofsayta düşmedi. O kadar top takibi ve oyuncuya yakın oynuyor ki ona rağmen attığı goller, kaçırdığı goller, geriden gelip o içeriye girip kat etmesi çok profesyonel bir oyuncu. Saha içinde olağanüstü işler yapıyor. Saha dışında şampiyonluk kutlamalarında gördük. Ben de bir futbol sever olarak, bırakın Galatasaray'ı, bir futbol sever olarak, Galatasaray'ı takip eden bir medya mensubu olarak Icardi'nin kalmasını herkes kadar ben de istiyorum. Belki birçoğundan daha fazla istiyor olabilirim. Çünkü böyle bir golcü her zaman bulamazsınız. Galatasaray'da B planı da mutlaka var. Sayın Başkan Dursun Özbek, Cenk Ergün, ben de bunlar hepsi ilgileniyorlar. Ama Icardi için sonuna kadar mücadele edecek. Fakat sonuna kadar mücadele ederken sevgili Ceren bir taraftan da Şampiyonlar Ligi önerileri böyle olacak. Şu anda Gomis gitti. Icardi belirsiz düşünürsek Galatasaray'ın forveti yok. Yani Evet. 20 gün sonra başlayacak olan hazırlıklarda en azından bir forvetiniz olması lazım. Bu Icardi mi olur, bir başkası mı olur ama bir tane forvet mutlaka orada olacaktır. Sonra arkasından ikinci ve üçüncü forvet konusunda ben Icardi ile ilgili önemli gelişmeler duyuyorum fakat hala %50 %50 diyorum. Önümüzdeki yayınlarda, önümüzdeki günlerde yayınlarda Galatasaray taraftarının içine rahatlık serpecek bir açıklama duyarsak mutlaka bunu paylaşırız. Ama şu an için o rahatlatıcı açıklamayı tam olarak veremiyorum. %50 %50 bugün itibariyle. Ama önümüzdeki günler neyi gösterir? Bunu hep beraber göreceğiz. Icardi de istiyor, yönetim de istiyor. Paris Saint-Germain'le pazarlıklar ne aşamada onu henüz bilmedik. Çünkü herkes şunu söylüyor. 13-14 milyon euro bonservis. Hayır böyle bir şey olamaz. Avrupa normlarına göre futbolcunun yıllık aldığı ücretin son senesinde üzerinde bir bonservis isteyemezseniz zaten Mayıs ayında pardon Mayıs ayında diyorum bu Ocak ayında oyuncu serbest kalıyor. Son senesinde 6 ay kala serbest kalma maddeleri oluyor. Yani 6 ay içinde gidip Paris Saint-Germain'de kaldığını düşünürsek seneye Galatasaray bedava alıyor oyuncuyu. Burada bir koz olarak kullanabilir ama futbolcu ne isteyecek bunu önümüzdeki günlerde. Bugün itibariyle futbolcu çok mutlu. Kalmak istediği yönünde haberler var. Eşi Vandana'ya geçen gün bir paylaşım yaptı. Hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye çok mutluyuz diye. Ama bu bir taktiktir. Menajerler bunları çok fazla yapar. Hele futbolcunun eşiyseniz çok profesyonelce bu işi yapıyor. Artı bir menajeri daha var. Fenerbahçe maçının olduğu gün Flora tesislerinde görüşmelerini sürdürdü. Icardi'nin kalması için yeni teklifler, yeni görüşler paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha net bir şeyler söyleyebiliriz belki. Peki aslında biz hep hücum hattından bahsediyoruz ama tabii ki savunmanın ne kadar önemli olduğunu da zaman zaman fark edemiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Nelson'du. Victor Nelson'un bu sezonki performansı gerçekten takdire layık. Ama tabii ki gitmesi de ihtimali en yüksek olan oyunculardan bir tanesi. Çok fazla ilgi var. Zaten Nelson
hem Galatasaray'daki işini profesyonelce yapmış hem de tabii ki kariyerinde de önemli adımlar atmış bir oyuncu. Şimdi ona da teklifler var. O giderse yerine kimler gelir diye soran izleyicilerimiz de var. Siz neler söylersiniz Nelson hakkında? Sadece Nelson değil, aslında bu konuyu bir toparlamak lazım. Tabii, Gelecek Sasha ve gidecekler konusunda gerçekten şimdi şampiyonluk yeni, yönetim daha şu anda o kutlamaların mutluluğunu yaşıyor. Onun enerjisini yaşıyor. O enerjiyi yavaş yavaş artık olumluya çevirmek istiyor. Burada Nelson tutmak çok zor. Galatasaray transfer yapmak istiyorsa şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne daha henüz adım atmadığı için oradan bir gelir hesaplayamıyor. Şu anda gelir kombineler, localar, ürün satışları, şampiyonluk geliri ve galibiyet gelirlerini zaten sezon boyu peyderpey federasyondan aldığınız için buradan çok büyük bir geliriniz yok. Galatasaray transfer yapmak için mutlaka satış yapmak zorunda. Nelson, Şaşaboy, hatta Zaniolo da bunun içinde dahil. Okan Hoca her ne kadar son maçta bizimle olacak demiş olsa da bu transferlerin olma ihtimali, bir takıma gitme ihtimalleri çok yüksek. Nelson nereye gider bilmiyorum. Şaşaboy Arsenal çok istiyor. Başka İngiliz takımları da var. Fransa'dan teklifler var. Oradan geldiği için tekrar orada bir devam etmek gibi bir düşüncesi var. Ama İngiltere Premier Lig'e buradan iki tane oyuncu gidebilir. Nelson ve Şaşaboy. Diğer taraftan baktığımız zaman Zaniola Milan'la çok sezon başından, yani devre arasında geldiğinden bu tarafa Milan'la alınıyor. Ben burada bir Zaniola'nın Milan isteği olabilir. Çünkü daha önce bunu açıkladım. Milan'la bir Galatasaray'a gelirken Milan'a gidebilme ihtimali çok yüksek. Hatta gitti dedim. Önümüzdeki günlerde bunda da 3 tane futbolcu. Raşitsa var. Bonservisi henüz alınmadı. Kiralık oyunculardan baktığımız zaman bir Kaan Ayhan var. O opsiyon kullanıldı. Sağ bekte Şaşaboy'a giderse Mert Müldür ismi çok çok yoğunca konuşulmaya başladı. Aynı Kaan Ayhan gibi devre arasında alınmak istemişti. Orada da bonservis pazarlıkları yüksek çıkmıştı sevgili Ceren. Burada da Kaan Ayhan'da olduğu gibi düşük bir bedelle 1.850'ye Kaan Ayhan'ın opsiyonu kullanıldı. İki futbolcuya daha henüz devre arasında, fazla değil 6 ay önce 12-13 milyon eurolardan bahsediyordu bonservisi. Galatasaray burada çok stratejik bir planlamayla çok net bir şekilde Kaan Ayhan'ı 3 senedir 7-8 milyon eurolar istenirken bu rakamlara, çok düşük rakamlara bağladı. Mert Müldür'ü de aynı şekilde düşünüyorum. Savunmaya, stopere mutlaka bir transfer yapılır. Nelson giderse bu kim olur? Belki 8-10 tanesi de isim vardır. Daha fazla da olabilir. Scout grubunun, Cenk Ergün'ün, başkanın listesinde bulunan. Sasha Boy'un olduğu yerde Mert Müldür dedik. Zaniola giderse oraya kim gelir? Mutlaka oraya da bir değil iki kanat oyuncusu olacak. Çünkü Kerem'in de talepleri artıyor. Ama şampiyon takım bu kadar çabuk dağılırsa çok çabuk bir şekilde yerine koymanız lazım. Dediğim gibi Çünkü önermede zaten. Trabzonspor'da da aslında benzer durumu yaşadık. Trabzonspor çok iyi bir kadroyla şampiyon oldu ama kemik kadrosunda önemli isimler ayrılınca takımdan bir anda düşüşe geçti takımda otomatik olarak. Şimdi Galatasaray'da benzer bir senaryoyu yaşarsa taraftar hayal kırıklığına uğrayabilir. O yüzden ne diyorum? Kimse güç zehirlenmesi yaşamasın. Okan Hoca da, yöneticiler de, taraftar bu güç zehirlenmesinin içinde olmaz, her zaman desteğini verir. Transferi yapanlar da, kimse ben transfer sihirbazım demeyecek. Erden Timur daha fazla çalışacak. Cenk Ergün her zaman bana göre taraftarların geçmiş dönemlerde sihirbazı olmuştur. Son iki şampiyonluk, bundan önceki transferlerde baktığın zaman Fegüliler, Berlandalar, Mariano'lar, Nagatomo'lar, birçok transferde Cenk Ergün vardı. Ama hep üzerine koyarak devam etmek zorunda. Dursun Özbek, o şampiyonluğun mimarı, Galatasaray'dan ayrıldı. O zaman ne oldu? Ben yaptım, seçime gidiyorum. Seçim de olmadı. Bugün de Galatasaray'ı şampiyon yapan Dursun Özbek, ben bir dönem önceki hataya düşeceğini zannetmiyorum. Daha güçlü ne yapabiliriz? Çünkü Mayıs ayında bir seçim var Galatasaray'da. O seçime kadar Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilmek, transferlerde de çok kısa sürede çok büyük işler yaptılar. Bak burada mutlaka tebrik hak ediyor Sayın Dursun. Sevgi, saygı, barış ortamını getirdi Galatasaray'a. Eğer bir yerde başarı olacaksa o sevgi, saygı olmadan olmaz. Galatasaray yöneticileri, Galatasaray Kongresi, taraftarları, teknik direktörler, eski başkanlar hepsi bir araya geldi. Yani bunu başarmak kolay bir şey değil. Bu konuda Dursun Özbey'e ayrıca parantez açıp ve ona ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Ama bu birlikteliği sürdürmek lazım. Gerçekten de o senin söylediğin şey çok önemli. Trabzonspor Vakayeme'yi yolladı. Transfer edilebilecek en iyi oyunculardan bir tanesini yaptı. Trezeguet'i aldı. Ligi bilen. Daha önce Fenerbahçe'nin Galatasaray'da transfer gündemine gelen.
Ama olmadı. Babakayemen'in yerini dolduramadı. Şimdi siz Nelson'u gönderirseniz, Icardi'yi gönderirseniz, Zaniolo'yu gönderirseniz, bunların yerini Torreira'yı gönderirseniz. Torreira'ya ben ihtimal vermiyorum, hiç yani koymuyorum. Torreira gitmeyecek gibi zaten muhtemelen. Paylaşımından da zaten biraz almadık onu. Ben her bazen bir şeyler vardır. İşte şunu satanı biz de satarız. İşte bu slogan tam Torreira'ya göre olur. Çünkü Melo'dan bu tarafa orada bir 6 numara çok net bulamamıştınız. O oyuncuyu burada bu sene bulundu. Ve bırakmak istemiyor Galatasaray. Oyuncu da burada mutlu. Okan Hoca da muhtemelen çizip çarpıya atmıştır üzerine. Satış listesine geldiği zaman birçok isme onay verir. Ama Zaniolo, Lucas Torreira geldiği zaman sevgili Ceren, direkt üzerine çarpıya atlar olmaz diye. Burada...